ve doğa. Doğa insan etkileşimiyle konumuza başlıyoruz. Ben de bunları anlatmadan önce coğrafyanın size bir tanımını yapmak istiyorum. Coğrafya, ayak bastığımız yerden aldığımız havaya kadar hemen hemen her türlü günlük hayatımıza karşılığımıza çıkabilecek konular, yerler, coğrafyada iyi alalım, coğrafyanın dağılışına ve coğrafyanın diğer bilimleriyle etkileşim halinde olmasını arkadaşlar söyleyebiliriz. Bunlara girer. Geo, yer. Propet, tasvir. Yerin tasviri anlamına da gelir coğrafya. Bakalım. Doğal unsur ve beşeri unsur diye kavramlarımız var. Arkadaşlar doğal unsur insan etkinliği dışında olan unsura etkiler. İşte dağ, ova, plato, deniz, volkanizma, deprem. Bunlar arkadaşlar daha çok doğal unsurlar. İnsan etkinliği dışında olan şeyler. Yani insan olsa da olmasa da denizler, dağlar her zaman olacaktır. Beşeri unsur ise tam tersi insan etkinliği içerisinde olan her şeye söyleyebiliriz arkadaşlar. Sanayi, yerleşim, ulaşım, turizm, tarım, insanın içerisinde olduğu her şey beşeri unsura girer. Bir de tüm canlıların dünyadaki yaşam alanları vardır. İlki atmosfer. Atmosfer nedir? Yeryüzünü çepeçevre saran gaz kütlesidir. Bunu iklim konumuzda daha detaylı anlatacağım ama şimdi bir giriş yapmak istiyorum. Canlılar için olmazsa olmaz kavramdır atmosfer. Nefes alıp verdiğimiz havadır arkadaşlar. Atmosfer neden oluşur? %78'i azot, %21 oksijen ve %1'i diğer gazlardan oluşuyor. Yapısı bu şekildedir ve tüm canlıların vazgeçilmezidir. Hidrosfer, hidro zaten su demektir, su küre. Yeryüzünde bulunan tüm sular, deniz, okyanus, göl, akarsu, çay, dere, yeraltı ve yerüstü suların hepsi hidrosferin konusu olanına girer arkadaşlar. Burada sizlere bir not olarak vermek istiyorum. Okyanus bilimine oseanografya, göl bilimine limnoloji, akarsu bilimine de patonoloji adı veriliyor. Gelelim litosfere. Lito taş. Taş küre anlamına geliyor. Burada dağ, ova, kayalık arazi, arkadaşlar kayalık alanlar. Yani aklınıza gelebilecek hepsi litosfere giriyor. Biyosfer, biyo canlı, canlılar küresi anlamına geliyor. Peki kimler var burada? İnsanlar, hayvanlar ve bitkileri alabiliriz arkadaşlar. Burada bitki bilimini inceleyen botanik, hayvan bilimini inceleyen, zooloji ve bunların arasındaki ilişki bilim, tıp biliminden biyosfer faydalanır. Doğal çevre koşullarının insan yaşamına nasıl bir etkisi var? Doğal canlılara özellikle arkadaşlar insan yaşamında nasıl bir belirgin özelliği var, nasıl belirleyicidir? Bakın, beslenme ve giyim tarzlarının etkisi. Örnek verelim. Şimdi kendi ülkemizden örnek verelim. Biz biliyoruz ki Akdeniz Ege kıyıları daha ikili denizden yemilikten dolayı daha ılık, kışa ılık ve yağışlı, yazar sıcak ve kurak bir iklime sahiptir. Burada zeytin üretimi çok fazla yapılır, zeytin tarımı yapılır arkadaşlar. Ve burada insanların genel olarak sıcak bir iklime sahip olduğu için yemek tarzları daha hafiftir, daha bitki sebze kökenlidir. Ve zeytinyağı bolca kullanılır. Arkadaşlar gerek yemeklerde, gerek işte salatalarda, mezelerde bitki ağırlıkta olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ve Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesine baktığımızda buranın iklimi daha sert, karasal bir iklim olduğu için buradaki yemek tarzları da daha çok et kökenli ve daha çok hayvansal yağlar burada kullanılır. Yemekleri bir tık daha ağırdır. İklimi buna sert geçtiği için hani bu yemekleri kaldırır. Daha enerji verir, daha protein kaynaklıdır. Bunun gibi iklimin bir etkisi vardır arkadaşlar. Giyim tarzlarının etkisi. Örnek verelim. Dünyanın örnek verelim ona. Mesela ekvatoral çevrede, ekvatoral bölgede yaşayan insanlar daha çok burada iklim değişimi yaşandığı için işte yazla kış arasında birkaç derecelik fark var. Çok da önemli değildir. Bu nedenle insanlar burada daha açık renkli ve daha ince kıyafetleri tercih eder. Belirgin bir kıyafet değişimi anlayışı yoktur. Ama daha yukarı kesimlere gittiğimizde,
araştırmada. Burada insanlar daha böyle köklü, daha kalın kıyafetleri iklimden dolayı tercih ederler. Gelelim mesken, yani konut yapımının etkisi. Arkadaşlar, bir yerde olan yağışlı, ormanlık arazi varsa buradaki evler genel olarak ahşaptır. Ancak kurak yarı kurak birikime sahipse buradaki evlerin konutlar genelde arkadaşlar toprağa dalı kerpiç köken olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Karadeniz bölgemizde ahşap evler yaygın olarak görülürken İç Anadolu gibi Yunan bölgesinde daha kerpiç evler yaygındır. Karşımıza bu şekilde çıkabiliyor. Ekonomik faaliyetlerine etkisi, örnek verelim. Tarım, hayvancılık, turizm nasıl bir etkisi var? Ekonomik faaliyet için tarımdan örnek verelim şimdi. Akdeniz'e ilk kıyıları daha iklim ve ılıman olduğu için burada turunçgil mesela. Pamuk, tütün, zeytin tarımı yapılırken daha çok iç bölgeler, İç Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar. Buralarda tarım ürünü biraz daha çeşitlilik anlamında azalıyor ve değişiyor. Bu yerlerde daha çok buğday, arpa gibi tarım ürünleri vardır. Bunlardaki temel faktör iklim belirleyicidir arkadaşlar. Hayvancılık, iç bölgelerimizde, İç Anadolu bölgesi, Güney Anadolu bölgesi daha çok küçükbaş hayvancılık, koyun yetiştiriciliği yaygınken Erzurum, Kars gibi yazları yağışlı olan yerlerde de büyükbaş hayvan arkadaşlar yetiştiriciliği yapılır. Bu yaz yağışlarına bağlı olarak çayır ve meralardaki otlanma sebebiyle büyükbaş hayvancılık yapılır. Ya da bitkilerin, çiçek böceklerin çeşitli olduğu dağlık bölgelerde dağlık alanlarında bal, yani bal üretim arıcılık yapıldığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Gelelim turizm. Şimdi turizm anlayışına baktığımızda bizim ülkemizde güneşlendirme hep iklim üzerinden gidiyor. İlk önce iklim belirleyici. İnsan buna uyum sağlamıştır. İnsan alakça olmaya çalışmıştır. Ege Akdeniz kıyılarında yaz turizmi yaygın ve çok uzun sürerken Karadeniz bölgesinde bulutlu gün sayısı fazla olduğu için ve her mevsim yağış olduğu için hani ne zaman ne yağış ya da havada çok belli olmaz. Güneşlidir Karadeniz'de. Karadeniz'de bir şey söylüyorum. Bir anda yağmur yağabilir arkadaşlar. Burada bir değişken havası vardır ki zaten her mevsim yağış oluyor Karadeniz. Bundan dolayı oralarda plaj turizminin çok geliştiğini söyleyemeyeceğim. Yine bundaki etken bir iklim vardır. Sanayi ise mesela örnek vereyim. Şimdi Karadeniz bölgesinde orman yaygın. Ormanlık alanlarda o zaman sanayi ürünlerinin arkadaşlar fabrikaların kurumu, tesislerin kurumu genellikle o zaman orman ve ormancılığa dayalıdır. Mesela kağıt üretimi genellikle Karadeniz bölgesinde olduğunu söyleyebilirim. Ya da çay tarımı Rize çevresinde yapılıyor. O zaman hemen bir de çay çabuk bozulabilen bir tarım olduğu için tabii ki hemen Rize'nin yakınına tesisi kurulmak zorundadır. Yani sanayinin kurulmasında da yine belirleyici etken, en önemli etkenlerden birisi iklim diyebiliriz arkadaşlar. Yer şekillerinin etkisi. Eğer yer şekilleri dağlık, parçalı, engebeli ise ve burada tarım yapılabiliyorsa, örnek veriyorum, çiftçi buraya makineyi sokamaz, makine girmez buraya arkadaşlar. Ne olacak? Bu sefer insan gücü, iş gücü anlamında bir destek almak zorunda. Biz de açtık konuyu. Yine Rize'den devam ediyor örnek olarak. Rize'nin hasat döneminde, yani Rize'nin çay hasatı döneminde buraya makine girmediği için, giremediği için arazinin yapısı, jeomorfolojik yapısından dolayı arkadaşlar. Bu sahalarda daha çok insan gücüne ihtiyaç duyuyor çay hasat edilirken. Makine girmemesi temel sebebini söylüyorum. Yer şekillerini etkisini örnek olarak verebiliriz. Bu sefer tam tersini düşünelim. İnsanın doğa üzerinde etkisi nasıl oluyor? İngiltere, Fransa arasında deniz altından yapılan arkadaşlar Manş Tüneli iki ülke arasında deniz altından bir demir yolu geçirilmiştir. Çok da teknolojik olanaklar bakımından üst düzeydedir, gelişmiştir arkadaşlar. İki ülkeyi deniz altından birbirine bağlar. Doğu Vurboğazı'na yapılmıştır Manş Tüneli adı veriyor. Bizim ülkemizdeki İstanbul'daki Marmaray bu projeye benzer arkadaşlar. Hani ben şimdi bizim ülkemizden adına eşler örnek olarak Marmaray'ı da söyleyebilirim. Yani bir başka örnek. Dubai'de deniz doldurularak Palmiye Adası'nın inşa edilmesi.
da çok önemlidir arkadaşlar. Yine bu sefer insanın doğa üzerine etkisi. Bizim ülkemizde de Ordu Giresun Havalimanı arkadaşlar yapılmıştır ve bunu deniz doldurularak yapılmıştır. Ülkemizdeki bir başka örnek. Maltepe'de mesela o İstanbul'daki Maltepe kıyıları doldurularak sahil parkı yapılmıştır arkadaşlar. Ya da işte dünyada yine bu havalimanı, örneğin Japonya'daki Kansai Havalimanı da deniz doldurularak yapılan çok güzel inşaatlardan bir tanesidir. Ormanların tahribatı da yine maalesef insanın doğa üzerine etkisi örnek olarak olumsuz etkisi örnek verebiliriz. Ve hava, su, toprak kirlilikleri yine insanın doğa üzerindeki etkisi arkadaşlar. Hava kirliliği nasıl olabilir? Sanayiden çıkan egzoz gazları, sanayiden çıkan arkadaşlar o fabrikalarından çıkan gazlar, sonrasında egzoz gazları diyeceksin. Trafikteki egzoz gazları, mesela çok fazla bir şekilde arkadaşlar sanırım yaptığımlar mesela etkisine yol açıyor. Çünkü mesela ısınmaya sebebiyet veriyor. Ama fabrika bacalarına filtre takılmalı ki o gazlar, o çıkan atıklar yani en az en minimum düzeyindeyse zarar anlamında ve trafikte arkadaşlar egzoz gazları da hava kirliliğinde çok önemli bir etkiye maalesef sahiptir. Su kirliliği, yine fabrikalardan çıkan atıklar, tarımdan, o tarımda bırakılan, o gübrelemelere falan bırakılan, sulara bırakılan atıkları örnek olarak verebiliriz su kirliliğinde. Arkadaşlar toprak kirliliği aynı şekilde tıbbi, ekstel ya da sanayi atıkları yine toprak kirliliğine, toprağın arkadaşlar yetersiz hale gelmesine, toprağın veriminin düşmesine sebebiyet vermektedir. Dağlık bölgelere ulaşım sağlamak amacıyla köprü, tünel ya da viyadüklerin yapılması. Evet, bu bizim ülkemizde de var. Dağlık olan bölgelerimizde mesela Akdeniz ve Karadeniz'de birçok tünel geçit yapılmıştır. Mesela işte Adana'da Gürek geçidi, işte Akdeniz'de yine Beren geçidi, Sarsalı geçidi. Yukarı kısmına çıkalım Karadeniz'e arkadaşlar. Zivana, Kop geçitleri önemli örneklerdir. Dağlık bölgeler buralarda arkadaşlar yapılan önemli projeler arasındadır. Köprü, tünel ve viyadükleri örnek olarak verebiliriz. Şimdi bir de şuna bakalım. Coğrafya kendi alanında üçe ayrılıyor. Fiziki coğrafya, bölgesel coğrafya, beşeri coğrafya olmak üzere. Fiziki coğrafya daha çok insan etkinliği dışında gerçekleşen coğrafyadır. Bunların alt dallarına bir bakalım arkadaşlar. Jeo, yer. Morfoloji, şekil. Jeomorfoloji, yer şekilleri bilimi demektir. Jeoloji, jeo, yer. Loji, bilim, yer bilimi anlamına geliyor. Klima zaten bugün aklımıza gelsin arkadaşlar. İklim bilimi anlamına geliyor. Klimatolojinin alt dalı ilgilendiği meteorolojidir. Bu da arkadaşlar kısa süreli atmosfer olayları. Klimatolojide en az 30-35 yıl arkadaşlar geçmesi gerekiyor iklimin değişmesi için. Uzun süreli atmosfer olaylarına da klimatoloji adı veriliyor. Hidrografya, sular bilimi arkadaşlar aklınıza gelebilecek tüm sular hidrografya giriyor. Biraz önce de söyledim, tekrar hatırlatmak istiyorum. Mesela oseanografya, okyanus bilimi, limnoloji, göl bilimi ya da işte patoloji, akarsu bilimi bunlar önemli örneklerdir. Biz soru çözerken bize ilk okyanus bilimi demez, oseanografya da bu terimlere dikkat edelim. Biyocoğrafya, canlıların coğrafyası. Botanik, zooloji ve tıp, botanik bitki bilimi, zooloji, zooloji, İngilizce'de hayvan demektir. Hayvan bilimi ve bunların arasındaki ilişki sağlayan tıp bilimidir arkadaşlar. Kartografya, harita bilimi, doğal afetler coğrafyası. Arkadaşlar tüm doğal afetler, örnek verelim. Heyvan, deprem, tsunami, çığ, eğer can ve mal kaybına sebebiyet verirse bu doğal afettir. Ancak can ve mal kaybına bu sebebiyet vermezse mesela işte ne diyelim malda çığ olayı meydana geldi şimdi. Burada can ve mal kaybı görmemesi çığ doğal olayıdır. Ama burada bir kayıp varsa özellikle yani can ve mal kaybı varsa doğal afetler coğrafyasına giriyor. Toprak coğrafyasının neyse toprağın arkadaşlar pedoloji bilimi demektir. Bölgeler coğrafyası, ülkeler ve kıtalar coğrafyası olmak üzere bölgesel coğrafyada kendi arasında üçe ayrılıyor. Beşeri coğrafya, nüfus coğrafyası, nüfusla ilgilenen arkadaşlar
içeriği, yapısı, miktarı, bunlar inceleniyor ve bunlar incelenen demograflar, nüfus bilimcilerde vardır. Biz bu sene sayıldık arkadaşlar ve TÜİK verilerine göre 83 milyon, bizim 83 milyon biraz daha geçkin bir nüfusumuz var. Sağlık coğrafyası, turizm coğrafyası, ulaşım coğrafyası, sanayi coğrafyası, siyasi coğrafya, ticaret coğrafyası, yerleşme coğrafyası ve enerji coğrafyası. Bunlar da beşeri coğrafyaya giriyor. Beşeri coğrafyada bir insan etkinliğiyle oluşmuş coğrafyaya örnek olarak verebiliyorduk arkadaşlar. Bunlar da beşeri coğrafyanın alt dalları arasında yer alıyor. Coğrafyanın gelişimiyle devam ediyoruz. Coğrafyayı ışık tutan, coğrafya bilimine katkı sağlayan, önemli bilim insanlarından birkaçın ismini sizlerle buraya paylaştık. Birlikte bakalım. Pireneis, Kitab-ı Bahri. Arkadaşlar coğrafyada denizcilik anlamında denizlerde önemli bilgi edinmemize yol açmıştır. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesi. Evliya Çelebi de gidip gördüğü yerleri arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde kültürlerinden tutun, iklimi, bitki örtüsü, sosyoekonomik yapısı bunları konu almıştır. Bizde yine bunlara hem fiziki açıdan hem beşeri coğrafya açısından bakmamızda yine büyük ışık tutmuştur arkadaşlar. Katip Çelebi'nin Cihannüma adlı eseri de çok önemlidir. Osmanlı'da ilk coğrafi çalışmalar, buraya bir not olarak da ekledim. İlk katkıyı Fatih Sultan Mehmet bu çalışmalarında Batman Nüzul kitabını ve Batman Nüzul haritalarını tercüme ettirerek ilk olarak ciddi çalışmalara bu şekilde başlandığını söyleyebiliriz. Bir de yakın çağda Alexander Humboldt bu fiziki coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilir. Carpentaris ise modern coğrafyanın kurucusu olarak bilinir yakın çağda arkadaşlar. Gelelim coğrafyanın ilkelerine. Coğrafyanın üç büyük temel ilkesi vardır. Karşılıklı ilgi, bağlantı kurma, ilişki kurma olarak da geçer. Dağılış ilkesi ve üçüncüsü nedensellik ilkesidir. Bunlar bizim yazılarımızda, soru bankamızda, deneme sınavlarında daha çok hani bu isimler nedir diye gelmez de örnek olay üzerinden verir. ÖSYM'de genel olarak bu şekilde bizim karşımıza sorularını ile gelir. Ben mesela kitap yazarken daha çok bunları örnek olay üzerinden giderim arkadaşlar. Ya da işte soruları yazarken kitap örnek olay bizim için daha önemlidir. Mesela bir tane örnek olay vereyim. Bunun üzerinde bir analiz edelim. İlk cümle. Doğu Karadeniz'de, Rize'de heyelan doğal afeti meydana geldi. Birinci cümle. İkinci cümle. Aşırı yağış, kirli arazi, eğimli arazi hepsi sebebiyle toprak ana kıyı ile birlikte sökülerek aşağı yuvarlandı. Üçüncüsü cümlemizde çok sayıda yerleşim yeri toprak altında kaldı. Şimdi bakalım burada Doğu Karadeniz Rize dağılış ilkesidir arkadaşlar. Biz örnek olayda özel isim gördüğümüzde ona lütfen dağılış ilkesi diyelim. İkincisi dedim ki aşırı yağış, eğimli arazi, kirli toprak sebebi işte heyelan doğal afeti meydana geldi. Neden sahibik ilkesi? Neden? Çünkü her olayın bir nedeni var. O da bunu söyleyebiliriz. Diğer dönemde diyorum ki çok sayıda yerleşim yeri toprak altında kaldı. O zaman bunu da karşılıklı ilgi, ilişki kurma, bağlantı kurma diyebiliriz. Yani orada çok sayıda yerleşim yerinin toprak altında kalması neye bağlanıyor arkadaşlar? Heyelan doğal afetine bağlanıyor. Bu şekilde olduğu zaman biz örnek olayı çok güzel bir şekilde analiz ederiz. Karşımıza arkadaşlar bu şekilde çıkıyor. Gelelim dünyanın şekli ve hareketleri. Dünyanın geoid şekli. Şimdi geoid dedi dünyanın geoid şekli. Arkadaşlar kutuplarda basık, ekvatorda şişkin, kendine özgü, kendine has bir şekli vardır. Buna geoid şekil adı
veriliyor. Şimdi bir de istatistiklere bakalım. Bizim için hani istatistiklerden ziyade yorum yapmamız çok önemli. Biz burada neyi öğrenmemiz gerekiyor? Onları birazdan söyleyeceğim. İlk önce bir istatistiklere bakalım. Şimdi arkadaşlar ekvatorun çevresi, tam tur çevresi 40.076 kilometre. Kutupların çevresi 40.009 kilometre. Ekvatorun yarı çapı 6.378 kilometre. Ve kutuplar yarı çapı 6.357 kilometre olduğunu söyleyebiliriz. Şu kısım arkadaşlar kesik kesik çizdiğim küresel yüzeydir. Ama geoharitada şu kısımda şişkin olması, ekvatorda ve şu iki kısmın basıklık olması da geoharitada olduğu bize kanıtlıyor. Geohaerit yüzeyidir. Basıklık oranı arkadaşlar 1/297 olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bize burada karşımıza nasıl sorular çıkar, yazılarda nasıl soru çıkar? Bize bu istatistikler değil de daha çok kanıtlara, ya tamam geohaerit diyorsun ama tamam iyi boş, kanıtları nelerdir? Birincisi, bakalım kanıtlarına. Ekvatorun yarıçapı şu kısım, kutuplar yarıçapından daha fazladır ya da daha uzundur, fark etmez. Birinci madde, ana sakinden yarıçap arkadaşlar. İkinci cümle, ekvatorun çevresi tam tur, kutupların çevresinden uzundur. Ki zaten bak 40.076, 40.009 demiştik ve istatistikten bile zaten belli ediyor. O zaman ikinci anahtar kelime arkadaşlar çevre, bir yarı çaptı, iki çevre. Üçüncüsü kutuplar yer çekimi, kutuplardaki yer çekimi ekvatordan daha fazladır. Şöyle bir cümle kurabiliriz. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artar. Şimdi arkadaşlar üç tane anahtar kelime şuraya yazmak istiyorum. Yarıçap, çevre, yer çekimi. Bunun üçü geohaerit olduğunu kanıtlar. Bunu lütfen unutmayın. Yarıçap, çevre ve yer çekimi. Bunu bilmemiz bize geohaerit ile ilgili tüm soruları yaptırır. Bir de buraya bilgi notu koydum. Bu bilgi notuna bir bakalım. Dünyanın geohaerit olmasının sebebi kendi ekseni etrafında dönme hareketinden kaynaklanır. Yani dünyanın geohaerit şekli, dünyanın günlük hareketi yani eksen hareketi ile ilgili olduğunu lütfen unutmayalım. Bunu da şöyle altını çizelim. Dünyanın geohaerit şekli ve kendi ekseni etrafında dönmesi, eksi birbiriyle paralellik gösterir. Gelelim dünyanın küresel şekli sahip olmasının sonucu. Aynı zamanda dünya küreselde bir şekle sahiptir. Arkadaşlar sıcaklık kuşakları oluşur. Bunu biz ileriki konularımızda daha detaylı işleyeceğiz. Ancak sizlere burada bir tanıtmak istiyorum sıcaklık kuşaklarına. Sıcaklık kuşakları nedir? Şu şekilde 30, 60 ve 90 olsun. Şurası 60 olsun. Ekvator çevresi arkadaşlar sıcak kuşak olarak geçer. Dünyanın küresel şeklinden dolayı. Neden? Çünkü güneş ışınları arkadaşlar geldiğinde dik ve dike yakın açılarla ekvatora geliyor. Ekvator çevresi sıcak kuşak. Bir anda soğuk olmayacağına göre onun bir tık üzeri arkadaşlar ılıman kuşak. Onun bir tık üzeri ise soğuk kuşak olarak geçiyor. Şimdi sıcaklık kuşaklarından kasıt bu. Sıcak, ılık ve soğuk yani sıcak, ılıman kuşak ve soğuk kuşak olarak karşımıza çıkıyor. Bir de arkadaşlar ikinci maddemiz tarih basınç kuşakları oluşur. Şimdi dünyanın küresel şeklinden dolayı ekvator çevresi yıl boyunca sıcak. Kutuplar çevresi de yıl boyunca soğuktur. Bu sebeple arkadaşlar buralar daha çok termik kökenlidir. Termik kökenli olmasının temel sebebi ise
baktığımızda dünyanın küresel şeklinde şuraya ben belirleyeyim. Termin yüksek basınç, ekvatorda yıl boyu termik alçak basınçtır. Şimdi, diğerleri dinamik kütlelerdir. Onlara daha sonra değineceğiz. Şimdi küresel şekliyle ilgili sadece dünyanın bu şeklinden termikler hakkında konuşuruz. Ekvator, termik alçak basınç, kutuplar termik yüksek basınçtır. Bunun bu şekilde olmasının temel sebebi dünyanın küresel şeklinden kaynaklanıyor. Üçüncüsü, arkadaşlar dünyanın bir yarısı gündüz olurken diğer yarısında gece yaşanmasının sebebi, aynı anda tüm dünyanın gece ya da gündüz olmamasının bir diğer sebebi de yine küresel şekle sahip olmasıdır. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının düşme açısı küçülür. Evet, biraz önce de şurada gösterdiğim gibi ekvator çevresinde yol kısa ve daha dik ve dikenli açılarla geçer. Şunlar güneş ışınları olsun arkadaşlar. Şu kısa ekvator çevresinde daha dik ve dikenli açılarla gelirken kutuplar çevresi bakar mısın? Dünyanın yeri güneşin yeri sabit değişmiyor. Kutuplar çevresine daha yol uzun, daha eğik açıyla gelmesi sonucu güneş ışınlarının düşme açısı küçülür arkadaşlar. Şimdi güneş ışınlarının düşme açısı küçülürse o zaman ben şunu yapabilirim. Genel olarak özel bir durumum yoksa ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklıkta azalma gösteriyor arkadaşlar. Sıcaklığında azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi sıcaklık azalırsa aklına başka bir bilgi daha geldi. O zaman ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe deniz suyunun tuzluluk ve sıcaklık oranı da azalır. Ülkemizden örnek vereyim. Mesela Akdeniz ve Karadeniz'in özelliklerine baktığımızda bunların tuzluluk ve sıcaklık aynı olduğundan bahsedemeyeceğim. Şimdi Akdeniz'de gelip çıkan arkadaşlar temiz kurduktan sonra ten yüzeyinde beyaz beyaz katmanlar, tortular yapılır. Bu tuzdur. Ama Karadeniz'deki böyle bir şey çok söz konusu olmaz. Akdeniz Karadeniz'e göre daha sıcak ve daha tuzludur. Lütfen unutmayalım. Bu da yine dünyanın şekli yani küresel şeklinden kaynaklıdır. Başka bir örnek vermek istiyorum. Şimdi ekvatora yakın olan Kızıldeniz'de Baltık Denizi tuzluluk yoğunlukları birbirinden çok çok farklılık gösteriyor. Arkadaşlar lütfen unutmayalım. Bir diğer maddemiz gölge boyu ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe uzar. Arkadaşlar gölge ile güneş ışınlarının düşme açısı arasında bir bağlantı vardır. Yani ters bir bağlantı vardır. Bir yere herhangi bir alana güneş ışınlarının düşme açısı büyüdükçe, daha fazla geldikçe gölge boyu kısalır. Gölge boyu uzarsa güneş ışınlarının düşme açısı daha azalır. Yani bir artarken bir azalır. Gölge boyu artıyor, güneş ışınlarının düşme açısı azalıyor. Güneş ışınlarının düşme açısı artıyor, diğeri azalıyor. Şöyle bir örnek verebilirim. Yazın mesela öğlen 14 gibi işte sokağa çıkalım. Çıktığımızda gölge boyunun çok kısa olduğunu göreceğiz. Ama bir de 6-7 gibi çıkalım arkadaşlar. O zaman senin gölge boyun, senin boyundan daha uzun olduğunu göreceksin. Çünkü güneş ışınlarının düşme açısı küçülmüştür. Daha daralmıştır, gölge boyu artmıştır. Lütfen güneş ışınlarının düşme açısı ile gölge boyu arasında ters orantı olduğunu unutmayın arkadaşlar. Çizgisel hız, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalır. Çizgisel hız da dünyanın dönüş hızıdır. Ekvatorda en fazla kutuplara gidildikçe bu hız azalıyor. O zaman şöyle yapıyorum. Çizgisel hız en fazla ekvatorda en az kutuplardadır. Doğru olur. Harita çiziminde hatalar görülür. Arkadaşlar, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi coğrafya bilinci, kartograf, yani kim harita çizerse çizsin uzman anlamında söylüyor. Ya işte ben harita çizmek çok güzel, çok hatasız harita çizmek. Tabii çok güzel çizilebilir ama hatasız harita çizdim.
diyemez. Mutlaka bir yerde genişleme, daralma, büzülme olacaktır arkadaşlar. Buna en iyi örnek şunu verebilirim. Sizler de bunun devresi yapabilirsiniz. Atlası açtığınızda. Mesela gören nantalası kutuplarda Danimarka'ya bağlı biliyorsunuz. Orada parmağınızla boyuna bakın. Aynı şekilde getirin Afrika kıtasına koyun. Ve ikisinin hemen hemen aynı olduğunu, Afrika'nın bir tık daha büyük olduğunu göreceksiniz. Gerçekten şimdi bakarsak gören nantı bu kadar büyük bir adama, Afrika kıtası kadar büyük bir adama, hayır değil. Ha, büyük ama o kadar da değil. Ama haritalarda gören nantı bayrak gibi orada çok büyük olmasının temel sebebi işte budur. Harita çiziminde hataların olması, hataların görülmesidir arkadaşlar. Lütfen unutmayalım. Ben harita çizerken güzel bir harita çizdim, çok söylerim ama hatasız harita çizdim diye kimse bunu iddia edemez arkadaşlar. Kutup yıldızı yalnızca kuzey yarım küre ülkelerinde görür. Mesela bir Şili'de görülmez, bir Avustralya'da görülmez. Ancak kutup yıldızı kuzey kutbuna doğru çıktıkça, işte bir İsveç, Norveç, Danimarka daha çok kuzey ülkelere doğru çıktıkça bu görünüm açısı daha fazla oluyor. Bunları lütfen unutmayın. Eğer soru bankalarımızda, sınavlarımızda gelirse kutup yıldızı yalnızca kuzey yarım kürede görülür ki bu ÖSYM tarafından çıkmıştı bir sorudur. Çıktı birkaç kere arkadaşlar. Sadece kuzey yarım kürede görülmesi dünyanın küresel şekle sahip olmasının bir sonucudur. Aydınlanma çizgisi çember şeklinde olması, çember halini almaz. Aydınlanma çizgisi ya da aydınlanma çemberi nedir arkadaşlar? Dünya karanlık ve aydınlık, bir tarafı karanlık bir tarafı aydınlık, bunu konuşmuştuk. O arasındaki sınıra aydınlanma çizgisi adı veriliyor arkadaşlar. Ve bu aydınlanma çizgisi uzaydan bakıldığında çember şeklinde görülüyor. Ve bunun da bu şekilde görülmesi dünyanın küresel şekle sahip olmasının bir sonucudur. Bir diğer maddemiz, grup ve tanı süreleri ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe uzar. Hemen buraya yazdım arkadaşlar. Grup baksın olacak olan buradaki bilgiyi kullanmak istiyorum size. Grup ve tan nedir? Grup nedir? Güneşin doğmadan hemen önce oluşan alacakaranlık aşamasıdır. Grup ve tan. Şimdi sen sabah kalkıyorsun, belki olmuştur, çok erken kalkmışsındır bugün. Bakıyorsun, pencereye açıp baktın, ne tam sabah olmuş, ne ağırmış, gün ağırmış, ne de akşam, daha ne diyeyim. Hafif alacakaranlık bir durumu vardır. Zaten bir kısa bir zaman sonra da arkadaşlar daha ortalık aydınlanmaya başlar. Buna grup vakti, grup süresi adı veriliyor. Ben de size şunu söylüyorum. Tam bir grup süreleri ekvatordan kutuplara gidildikçe arttığını lütfen unutmayın. Bir diğer madde, meridyenler arası mesafe ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe daralır. Bunu hemen şurada sizlere bir çizmek istiyorum arkadaşlar. Meridyen neydi? Boyla. Bakın. Şu şekilde birbirine birleşmeyen, şöyle paralel olan, kuzey-güney yönünde uzanan, varsayılan hayali çizgilerdi. Sıfır İngiltere direnişte başlangıç. Şimdi burada meridyen neresine boyla? Buradaki mesafe ile buradaki mesafe aynı değilmiş. Yani ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe daralıyor. Böyle bir sağlıyor. Aralarındaki mesafe daralıyor. Aralarındaki mesafenin daralmasının temel sebebi yine dünyanın küresel şekli, dünyanın şekli olarak da söyleyebiliriz arkadaşlar. Yanlış olmaz. Bir diğer maddemiz, son maddemiz bu artık. Paralellerin boyları ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalır. Şimdi paralellerde ne? Şu şekilde doğu batı yönünde uzanan ekvatordan başlayan 1-2 derece olarak gidip 90. dereceye kadar çıkan yani enine olan hayali çizgilerdir. Paraleller. Yalnız şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk aynı
ve burada nokta şeklini alıyor. Artık 90. paralel dairesi nokta şeklini alıyor. O zaman ekvatordan kutuplara doğru gidince boyların kısalıp kutuplarda nokta şeklini almasının temel sebebi dünyanın küresel şekle sahip olmasının sonuçlarını söyleyeceğiz. Dersimiz burada sona eriyor. Başarılar diliyorum.